Bir gün 24 saat kanalına hoş geldiniz. Sizler için Türkiye'nin en çok sevilen köşe yazarlarının yazılarını seslendiriyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mehmet Barlas, Sabah. Trump'ın mantığı Hitler'in mantığı ile adeta aynı. Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük ve güçlü ülkelerin yöneticileri bu ülkelerin büyüklüğüne ve gücüne uygun davranmazlarsa ABD'nin uluslararası arenadaki itibarı yerle bir olabilir. Şu anda Başkan Trump yönetimindeki ABD'yi bekleyen tehlike budur. Barışın tehdidi. Twitter'la kendi yöneticilerini ve mesela Dışişleri Bakanı'nın bile görevden alındığını duyuran, diğer ülkelerin yöneticileri ile sosyal medyada ağız dalaşına giren Trump'ın takıntıları ve saplantıları ABD'yi dünya barışının ve dünya ekonomisinin tehdidi konumuna sokmuş bulunmaktadır. Trump devlet yönetimini televizyon programı yapmak ile karıştırmakta ve istikrarı değil reyting amaçlamaktadır. Erdoğan'ın tepkisi. Son olarak Trump'ın ve yardımcısı Pence'in Türkiye'yi tehdit etme tweetlerinin sonucu 7'den 70'e hepimizin ABD'ye tepki göstermemize neden olmuştur. Son olarak bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de hem Trump ve Pence'ye hem de Türkiye'ye yaptırım uygulamak isteyen senatörlere kapak olacak niteliktedir. Nereden nereye? Neymiş? İşte kredi kuruluşlarının Türkiye'ye kredi vermesinin önünü kapatacaklarmış. Yahu Türkiye bugünlere nerelerden geldi? O kredi kuruluşlarıyla mı geldik biz buralara? Biz istiklal ve istiklal mücadelemizi geçmişte nasıl verdiysek bundan sonra da mücadeleyi aynı şekilde vermeye devam ederiz. Biz göbeğimizden Amerika'ya bağlı değiliz. Biz halkımızla, milletimizle bugüne kadar nasıl el ele dayanışma içinde olduysak aynı şekilde yolumuza devam ederiz. ABD bu tavrı değiştirmez ise Türkiye gibi güçlü ve samimi bir ortağı kaybedeceğini de unutmamalı. İran'ın tepkisi. Biz Türklerin müttefikimiz ABD'ye karşı bu öfke dolu hislerle bakmamıza yol açan densizliklerin, ABD'nin müttefiki olmayan İran'ı ve İranlıları ne tür öfkelere ve tepkilere yönlendirdiğini tahmin edebiliriz. Nitekim başta Cumhurbaşkanı Ruhani olmak üzere her kademeden İranlı Trump'ın ağzını payını vermeye çalışıyor. Kriz üretimi. Eski Başkan Obama döneminde imzalanan nükleer silahlardan arınmayı amaçlayan anlaşmadan ABD'yi çeken ve Suudi Arabistan ile Körfez ülkelerine daha çok silah satmak için İran'ı düşman ilan eden Trump, bu köklü ülke halkının ABD'den nefret etmesinin körüklemektedir. İran'a uygulanan ABD ambargosu ve bölge ülkelerine İran'a karşı bir askeri örgütleme yönlendiren ABD çabaları Orta Doğu'yu yeni ve ciddi bir krize sürüklemektedir. Hitler gibi. Allah dünyayı Trump benzeri ne yapacakları belli olmayan yöneticilerden korusun. Ne yazık ki şu anda ABD Trump'ın elinde belirsiz bir geleceğe doğru ilerlemektedir. Yakın tarihte Hitler Almanya'nın geçmişteki anlaşmalarını yok sayarak ülkesini güçlendirdiğini zannetti ve dünya savaşına yol açtı. Trump da geçmişte herkesin ABD'yi kazıkladığını iddia ederek bu ülkenin geçmişte imzaladığı anlaşmaları yok saymakta değil mi? Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.